Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere karı indibağı nasıl tanırız? Konu başlıklı videomu çekeceğim. Özellikle çevremden duyduklarım, karı indibağı tanıyamıyoruz. Ayırt edemiyoruz yapraklarını. Ve gördüğümüz zaman başka otlarla arasındaki farkı bilmiyoruz diyen birçok hem arkadaşlarım oldu hem de takipçilerimden oldu. Ormana geldim. Buradaki karı indibağlar çok güzeldi geçen mantar videosu çekerken. Şimdi ormanda o kara indibağları toplarken size belirgin özelliklerini tanıtacağım. Ama havada yani geçen günkü videomla zıt oluşturacak şekilde tekrar pırıl pırıl bir hava oldu, sıcak. Ormanda geldim. Rüzgar da yok, güneşli. Şöyle kara indibağların yoğun olduğu yerlerde onları size göstereceğim. Hem çiçeklerini göstereceğim. Hatta şu anda görüyorum. Hem yapraklarını aynı zamanda köklerini de göstererek bundan sonra kara indibağı çimenlik alanlarda gördüğünüz zaman daha hemen yaklaşmadan evet bu kara indibağı diyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar şu çam ağacının gölgesinde o kadar keyifli büyümüş bir kara indibağı görüyorsunuz. O kadar güzel bir yeşili var ki bayıldım. Bayıldım. Böyle toplayıp hemen ısırasım geldi. Şu ahlat ağacının da dalları kırılmış. Üzerine düşmüş. Şimdi onları bir temizleyeyim oradan. Toplayayım bu otları. Ağaçların burada torfları dökülmüş ve çok da güzel böyle gübre özelliği kazanmış toprak. Gölgede çok keyifli büyümüş. Ya bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Şöyle şu canlılığa, şu güzelliğe bakın. Bu yeşillik yani özel yetiştirsek inanın bu kadar güzel yetiştiremeyiz. Doğa çok güzel yetiştiriyor bitkileri. Bakın. Kesinlikle böyle salatalarda veya yemeğin yanında kullanılacak tazecik yapraklar su gibi. Ne kadar güzel, keyifli bir ot. Öncelikle tanımak için kara indibağı şu kök kısmına bakmamız gerekiyor. Kökleri siyahsa bu şekilde. Bu kadar ince olması gerekmiyor. Daha da kalın olabilir. Tabi çok yıllık olduğu için ne kadar çok yaşamışsa o kadar çok bu köklerini kalınlaştırıyor, güçlendiriyor. Yeni ise 1-2 yıllıksa ki zannediyorum bu 2 yıllık bir kara indibağı. Çünkü köklerinin şu kısmı siyah. Bakın şuraları siyah. Yoksa 1 yıllık olsaydı bu bölümlerin hepsi şuradaki beyazlık gibi olacaktı. Bu büyük bir ihtimal 2 yıllık bir kara indibağı kökü. Şu güzelliğe bakın. Bunu tanımak gerekir. Bu bitkiyi mutlaka tanımalısınız. Bakın yapraklarının renginden bulunduğu yeri çok sevdiğini anlıyoruz. Yeşil ama açık bir yeşil. Sarı yeşil gibi. İştahla ye beni diyor. Bunu zaten mutlaka böyle çiğ olarak, herhangi bir salata olarak değil de çiğ olarak yemeyi tercih ederim. Şimdi kök kısmını yiyebiliriz. Yaprak kısımlarını yiyebiliriz. Çiçek saplarını yiyebiliriz. Ve çiçeklerini yiyebiliriz. Yani kara hindibağının tüm aksamları
yenir arkadaşlar. Hem çay olarak değerlendirebilirsiniz kökünü, çiçeğini, yaprağını veya salata olarak değerlendirebilirsiniz. Çiğ yiyebilirsiniz. Yani yemek olarak da kullanabilirsiniz. Bayıldım şu kara indibaya. Oh, doğa çok güzel. Şöyle ormanın kıyısında bir bölgeye gelip oturdum. Böyle yerde çimler var. Böyle. Çok güzel. Fakat yukarıda ormanın içinde kara indibalar vardı. Gidip oradan kara indiba toplayayım dedim. Tam toplamaya başlayacaktım. Büyük bir çoban köpeği bana saldırmaya başladı. Yine üzerine yürüdüm. Biraz üzerine yürüdüm ama sonra sahibi geldi. Bir şekilde onu çekti. O anda orada kalmak pek sağlıklı değil diye aşağılara, benim o mantar zamanı videomu çektiğim yerlere geldim. Zaten şu arazi bizim aşağıda suyumuzu temin ettiğimiz gölümüzün olduğu arazi. Burada kara indiba videosu çekmeye başladım. Fakat kara indibalar çok küçük. Şu bölgelerde mesela hemen var, minik minik. Hepsi de çiçek açmış. Fakat çok büyük olmadığı için onları da çok çekemiyorum. Yine yavaş yavaş, bir 10 dakika oldu buraya gelelim. Yavaş yavaş yukarıya çıkacağım ormana. Orada tekrar bu kara indibaları size tanıtmaya çalışacağım. Biraz bugün azizliğe uğradım. Bakalım orada yine hayvanlar var mı? Çünkü bir keçi sürüsü vardı. O keçi sürüsü aşağıya doğru inmişse büyük bir ihtimal köpekler de onlarla birlikte gitmiştir. Birazcık tırstım aslında. Saldırırsa ne yaparım? O anda elimde yalnızca bıçak var. Bir de normal doğada çalılar, dal parçaları vardı. Onlardan birini aldım. Hayvancağız kendi korumak için geriye geriye kaçtı ama tabii ben de korktum, o da korktu. Hadi gidelim şimdi yavaş yavaş yukarıya doğru. Şimdi bulunduğum bölgede de yine bir miktar topladım. Özellikle köklülerinden topladım, şöyle taze taze. Onların köklerini kahve yapmak için. Bu kısmında yemek için. Çok güzel bir bitki. Mutlaka bu bitkiyi öğrenmelisiniz arkadaşlar. Yani hayatınızda bu bitkiyi eğer bilmiyorsanız eksik bir şeyler vardır. Öyle diyeyim ben. Yokuşa doğru çıkmaya başladım arkadaşlar. Bahar ayında buralarda çok güzel böyle yabani laleler, anemon dediğimiz çiçekler vardır. Evet, şuradan geçebiliyoruz galiba. Yabani hayvanların patikaları buralar. Yukarıya. Şu gördüğünüz yerde birçok kara indiba var. Şu gördüğünüz tohum kara indibanın uçmaya hazır, başka bölgelere gitmeye hazır olan tohumudur arkadaşlar. Bakın böyle bir tohum yapısı vardır kara indibanın. Üfürdüğümüz zaman bunların her birinin ucunda birer tane tohum vardır ve bunlar paraşüt gibi değişik bölgelere, daha da uzaklara gider ve neslini farklı bölgelerde de devam ettirir. Şimdi kara hindibayı tanımak için başka bir özelliğini daha göstereceğim. Şöyle çam dallarının arasında kalmış. Bu da güzel büyümüş. Yine kök kısmını çıkaracağım. Size oradan bir özellik göstereceğim. Zaten siyah gördüğünüz zaman bu şekilde kökünü, bu kara indibadır diyebilirsiniz. Ama biraz daha detaya inersek eğer, bu zar şeklindedir. Kökünün üzerindeki siyahlıklar böyle
yanlamasına çevirip bu şekilde bunları gövdesinden ayırabiliriz. Bazen böyle yaprak gibi, sanki böyle bir şey soyuyormuşuz gibi çıkmaya başlarlar. Bakalım bunu da ona yapabilecek miyiz? Ben birçok hindi bağı topladım ve bu şekilde köklerini temizlemiş oldum. Bakın böyle geliyor ve burada yapışkan bir madde de var. Nasıl soyulduğunu gördünüz. Bunları atıyorum, devam ediyorum. Ve o şekilde bu soyulma işlemi olduğu kadar devam ediyor arkadaşlar. Köklerini temizlerken buna dikkat edeceğiz. Şöyle buna da dikkat edin. Şöyle yavaş yavaş bakın nasıl çıkardım. Kalıp gibi çıktı. Kökünü de kontrol ederek onun kara hindiba olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bir diğer özellik de zaten dediğim gibi şu bölgedeki süt olup olmamasıdır arkadaşlar. Şöyle bastırınca bakın elimde süt oluştu. Bu süt kıymetlidir. Çiçeğinden, sapından, yaprağından, kökünden çıkardığınız bu sütü çok rahat bir şekilde yutabilirsiniz. Bunda bakın lastik gibi oldu. Şurayı göstereyim. Bu süt böyle, şöyle göstermeye çalışayım. Hemen kurudu ve yapışkan bir hal aldı arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle lateks gibi düşünün bunu. Bakın şurada da yine aynı oldu. Böyle lateks özelliği gösterir. Lastik gibidir. Hatta 1900'lü yılların başlarında Avrupa'da bunu şöyle bakın esnemeye başladı. Bu süt, gördüğünüz süt bu hale geldi. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Bunu kauçuk sektöründe kullanmışlar bir dönem. Fakat sonra petrol türevlerine geri dönmüşler. Şimdi bu Avrupa'da çok yaygın olan bir bitki arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim yine. Özellikle Almanya'da böyle yeşillik alanlarda, insanların böyle güneşlendiği yerlerde sarı sarı çiçekleri olan kara hindibadır. Ve bunlar yere paralel olduğu için yaprakları böyle yukarıya doğru değildir. Şöyle büyümez arkadaşlar. Böyle büyümezler. Yere doğru yatay olur ve şu yaprakları rozet şeklindedir. Dikkat edin. Dişli dişlidir. Hatta bir diğer ismi de bunun aslan dişidir. Şöyle yan, hatta baktığımız zaman buna bir aslanın dişlerini bize andırır arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım tabii. Şöyle bir aslanın dişleri gibi görünür. Evet. Tohumlarından, sarı çiçeklerinden, siyah köklerinden, yapraklarından, çiçek sapından bunu tanıyabilirsiniz. Şöyle bir tane daha çıkarayım. Bayağı da siyah böyle köklerinden topladım bugün. Zaten bu videoyu çekebilmek için 3. gün bugün uğraşıyorum. Bir türlü denk gelmedi. Bir yağmura denk geldi. Bir hindi bağı bulamadım. Bugün de köpeklerle biraz didiştim. Her gittiğim ormanın köşesinde başka bir köpek karşıma çıktı. Yani yabani hayatın içindeyim fakat köpekler karşıma çıkıyor. Domuz değil veya çakal değil, tavşan değil ama köpekler çıkıyor. Bakın yine burada da aynı şeyi göstereyim arkadaşlar. Şöyle şu esnemeye dikkat edin. Bakın. İşte bu kısım, bu süt kısmı böyle çok kıymetli. Özellikle kanser hastaları bunu fitoterapi uzmanlarının söylediğine göre çayını, yani kara hindiba köklerinin çayını içmek suretiyle bu illetten kurtulabiliyorlar. Bakın yine aynı şekilde şöyle çevirmeye başladım. Yine böyle bir doku karşımıza çıktı. Şöyle bir daha yapalım. Her bitki de böyle değildir arkadaşlar.
En azından benim bildiklerim böyle. Evet. Yine bir tane daha hindibağımız oldu. Şunlar kuzu kulağıtıdır arkadaşlar. Kuzu kulaklarının da bir kökünü çıkarayım size. Bir karşılaştırma yapayım. Bakın kuzu kulağının köklerini arkadaşlar. Şöyle. Yani yer elması gibi diyeceğim ama tam yer elması kadar böyle dolgun değil. Kuzu kulağının da çok yıllık bir bitki olduğunu ve bunlarla tekrar çıktığını söyleyelim. Yazın bunlar hiç kalmaz. Toprak üstü aksamlarının, yapraklarının hiçbir olmaz. Şu toprak altında yazın kendisini korumaya alır. Zaten çok sert bir dokusu vardır. Hatta kırayım şu kökünü. Kırılacak. Böyle. Bakın. Bu da ne dedik? Kuzu kulağının kökleridir. Hiç kara indibaya benziyor mu arkadaşlar? Bakın. Kara indibayla kuzu kulağı otu. Kuzu kulağı, kara indibanın kökleri bu şekilde. Şimdi bu saçak kök yapısındadır. Yumrulu kök yapısındadır. Kara indibağın ise nedir arkadaşlar? Kazık kök özelliği gösterir. Yarın veya öteki gün yine salat olarak haşlayıp yiyeceğim arkadaşlar. Kahvaltıda da bu şekilde tüketiyorum. Size de kesinlikle öneririm. Acı diye bakmayın. Şifa yönü çok fazla olan bir otumuz. Umarım bu anlatımlarım sizlere ışık olur, fayda sağlar. Sizler de bu güzel otu tanımış olursunuz. Bakın. Tek buradaki amacım bu otu sizlerin tanımanız. Bunun için mücadele ediyorum. Bakın gördünüz mü? Şurada böyle bir şöyle zar. Bu da bir tane zar değil. Kendi içinde bakın başka bir zar daha var arkadaşlar. Şöyle bakın böyle ayrılıyor. Bu arada arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Beni izleyen takipçilerim. Şimdiye kadar videolarımda benim kanalıma abone olun, şöyle olun, böyle olun hiç demedim. Bakın elastik yapısına. Bu da bir tanıma yöntemidir aslında. Sütünden kaynaklanıyor. Ne dedim? Şimdiye kadar size benim kanalıma abone olun, büyüyelim, şöyle olalım demedim. Fakat ne yazık ki beni izleyenlerin %80'i benim kanalıma abone olmayanlar. En azından abone olmasını bilmiyorsanız yakın çevrenizden bu konuda yardım alabilirsiniz. Beni izleyen %82 civarında kanalıma abone olmayanlar. %18 civarında da hem kanalıma abone olup hem de izleyenler arkadaşlar. Sizden ricam, kanalıma abone olursanız ben daha da mutlu olurum. Şimdiden abone olacaklara teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Bu güzel otu da böyle sizlere tanıtmaya gayret ediyorum. Bir diğer aklıma gelen özellik arkadaşlar şu kara hindibağının yapraklarının şu yüzeylerinde tüy yoktur. Tüylerle kaplı olan bir ot değildir. Pürüzsüz bir yapısı vardır. Şöyle dikkat edin. Tüylü değildir. Ne çiçek sapında tüy vardır ne de yapraklarında tüy vardır arkadaşlar. Pırıl pırıl böyle bir ottur. Kara indibağlar çıkmaya başladıktan sonra özellikle sonbaharın ilk zamanlarında yağmurlarla birlikte şu çiçekleri ortaya çıkar. Yaprakları yoktur, yalnızca çiçek sapı vardır. Hep bu şekilde çiçeklerledir. Şu kara indibağının çiçek sapı tüylü değildir. Böyle pürüzsüzdür. Bunu pek çok tüylü çiçekli olan, aynı çiçeklere sahip olan başka otlarla karıştırmayın lütfen. Pürüzsüz bir çiçek sapı vardır. Gelelim. Bu çiçekler hemen bakın gövdenin başladığı yerden çıkarlar. Şunu yere bırakayım. Şöyle gördüğünüz gibi gövdenin hemen başladığı yerden çıkar. Ve bu çiçek sapı üzerinde başka bir çiçek olmaz. Bakın bir tane çiçek vardır ve o çiçek olgunlaştıktan sonra
uçuşur ve bu çiçek sapı artık kurur. Bir tane çiçek sapı olur diye düşünmeyin. Aynı gövdeden birden fazla çiçek sapı çıkar. Yalnızca uçta bir tane çiçek oluşur. Buradaki örneğimizde olduğu gibi. Yine güçlü bir toprakta ise başka çiçek sapları çıkarır. Burada çiçekler oluşabilir. Yani 5-6 tane çiçek bir arada olabilir. Sarı sarı zaten onları toprakta görebilirsiniz. Bir diğer tanıtacağımız özellik de şu kara indibağının yaprakları karşılıklı dizilir ve bu yaprakları arasında fazla boşluk olmaz. Hemen diğer yaprağının başladığı yerde diğer çıkıntı devam eder ve ondan sonra diğer çıkıntı derken böyle devam eder. Böyle boşluklu değildir. Yapraklar toprağa paralel olarak uzanır. Böyle yukarıya doğru hepsi çıkmaz. Şöyle gösterelim. Bakın. Evet arkadaşlar, size kara indibağı tanıtmaya çalıştım. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.